Güney Kore havacılık endüstrisi tarafından tasarlanan yeni nesil savaş uçağı KF-21 Boramae ilk uçuşunu bugün yaptı. Yaklaşık 40 dakika süren uçuşta KF-21'in temel sistemleri test edildi. Sacheon hava üssünden havalanan KF-21, hava kuvvetlerinde görevli binbaşı rütbesinde bir pilot tarafından uçuruldu. Sabah saatlerinde planlanan ilk uçuş, hava durumunun izin vermemesi nedeniyle öğleden sonra yapılabildi. İlk uçuşlarda görüşün açık olması, rüzgar durumu gibi meteorolojik bilgiler büyük önem taşıyor. Burada amaç herhangi bir acil durumda uçağın emniyetle geri dönebilmesi ve inebilmesi. İlk uçuşla ilgili bir başka detay ise iniş takımları. Genellikle ilk uçuşlarda iniş takımları ya hiç toplanmıyor ya da çok uzun süre açık kalıyor. Buradaki amaç ise herhangi bir hidrolik veya farklı bir arızada gövde üzerine inişin önüne geçilmesi. Sonuçta ilk prototip olarak adlandırılan üretilmiş uçakların maliyetleri çok çok yüksek. İlk uçuşta bir başka dikkat çekici nokta ise uçağın altında taşıdığı 4 adet Meteor görüş ötesi özelliğe sahip hava hava füzesiydi. Dummy olarak adlandırılan sahte füzeler muhtemel bir testin parçası veya görünümü farklı kılmak için uçağa takılmıştı. Güney Kore yaklaşık 20 yıldır KF-21 projesi üzerine çalışıyor. Dıştan bakıldığında uçak F-35 ile F-22'nin karışımını andırsa da stealth yani radara görünürlüğün düşük olması nedeniyle benzer tasarım özelliklerine sahip. Çift motorlu uçakta Amerikan General Electric şirketinin imalatı F-414 turbofan motorları kullanılıyor. Bu motorların bir başka kullanıcısı ise FA-18 Super Hornet serisi. Güney Kore'nin yaklaşık 6.6 milyar dolar harcadığı projede test süreçleri 6 prototip uçak tarafından gerçekleştirilecek. 2026 yılına kadar uçağın test ve sertifikasyonunun tamamlanması planlanıyor. Sonrasında ikinci aşamaya geçilecek. Bu süreç içinde 2000'den fazla test sortisinde toplam 2200 saat uçuş gerçekleştirilecek. Sonrasında başlanacak seri imalatın ardından ilk yıl 10 uçağın üretilmesi planlanıyor. Proje 2 aşamalı. İlk model 4,5. nesil. Bu model Endonezya veya ihraç amaçlı tasarlanıyor. İkinci aşamayı tamamen stealth özelliğe sahip yani radara görünürlüğü az olan model izleyecek. Bu konuda Güney Koreliler yeni bir motor veya diğer özellikler için Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve çeşitli Avrupa ülkeleri ile işbirliği içinde. Ancak bu model ilk etapta Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacak. Uzun yıllardır envanterde olan F-4 ve F-5'lerin yerini alacak. Halen planlamaya göre Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin toplam 120 adetlik KF-21 siparişi bulunuyor. Bu video ile birlikte yeniden aklınıza neden Türkiye ve Güney Kore yeni nesil savaş uçağı projesinde ortaklık yapmadı sorusu gelebilir. Bu sorunun cevabını geçtiğimiz günlerde yaptığım videonun bu bölümüyle vermiştim. Şimdi Kore bu projeye çıktığı zaman uluslararası ortaklar arıyor ve bu projenin %60 finansmanı Güney Kore hükümetince konuyor. %20 özel sektör yatırım yapıyor, risk ortağı haline geliyor ve kalan %20'lik de bir ortak aranıyor. Ve bu dönemde 2010'ların başında Türkiye'yle de masaya oturuyor Koreliler. İşte ne yapalım, beraber bir çalışma yapalım, bu uçağa siz de ortak olun ve Türkiye için öngörülen ortaklık yaklaşık %20 civarında. Türkiye tabii böyle bir projede tamam riski paylaşıyor karşı tarafla, çok güzel. Ama bu proje Türkiye'ye ne katma değer katar? Tasarım, uçak yapmayı öğrenmek, süpersonik bir uçak yapabilmek, önce 4,5. nesil sonra 5. nesile doğru adım atabilmek, bununla ilgili mühendislik ortak çalışması yapmak istiyor Türkiye. Fakat Güney Kore buna razı olmuyor. Yani diyor ki bu projenin bütün mühendislik birikimi bende kalacak. Sen bu projeye ortak olmak istiyorsan ancak parça imalatında, çünkü Türkiye ucuz ve kaliteli parça yapabiliyor, bu şekilde ortak olabilirsin diyor ve Türkiye masadan kalkıyor. Şimdi bu projenin Türkiye sonrasında Endonezya ile konuşuyor Güney Kore ve %20'lik kısmını Endonezya projenin ortak oluyor. Hatta bir dönem işte Endonezya'nın paraları ödemesi ortaklıkta, çünkü belirli bir miktar para yatırmak lazım, bunlarla ilgili sıkıntılar vardı. İkinci önemli sıkıntı ise
Amerika Birleşik Devletleri Endonezya'nın bu kadar yüksek teknolojiye sahip bir uçak almasını istemiyor. Bu nedenden dolayı da Endonezya'ya sadece uçağın 4,5. neslini alabilirsin. 5. nesili Güney Kore kendine yapar gibi teknoloji kısıtlamaları koymaya başlıyor. Burada da Endonezya'ya böyle bir tabiri caizse kilit konmuş durumda. Yani tamam, sizin elinizdeki projeyi mevcut hazır sistemlerle hızlandırmak kolay. Ama bunların teknoloji paylaşımlarını yapacağınız, başka bir ülkeye satacağınız zaman o teknolojinin sahibi olan ülke bunu vermiyor ve böyle bir tabiri caizse ket vurmuş oluyor. KF-21 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Sıra milli muharip uçakta. 18 Mart 2023 tarihinde fabrikadan çıkartılacak milli muharip uçak 2 yıl sürecek yer testlerinin ardından 2025'te gökyüzüyle buluşacak. Hedef 2030'da seri imalatla birlikte uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi.